Nehir Erdoğan. O doğduğunda takvimler 16 Haziran 1980'i gösteriyordu. Aslen Malatyalıydı ama İzmir'de dünyaya geldi. O tam anlamıyla mucize çocuktu. 2 yaşındayken 5. kattan düşmüş ve hayatta kalmıştı. Bu hikayeyi Kelebeğe verdiği röportajda şöyle anlatmıştı Güzel Yıldız. Bu olayın çoğunu tabii ki anlatılanlardan hatırlasam da yine de hafızamda parça parça anlar var. O gün İzmir'in merkezinde amcamın iş yerindeymişiz. Annem abimle okul alışverişine çıkacağı için beni babamın yanına bırakmış. Benim hatırladığım annemin durmadan bana apartmanın merdiven boşluğuna çıkmamamı tembihlemesi ve benim de annem gider gitmez kapının dışına apartmana çıkışım. Trabzan boşluğundan düşmüşüm. Her katta saksılık varmış ama apartman biraz eski olduğu için bazı katlarda bu saksıların ucundaki yuvarlak halka kısım kopmuş. Sadece demir çubukları kalmış. Benim de kazağım sol kolumun altından, kalbimin tam yanından ikinci kattaki demir çubuğa takılmış. Yani bir 3 kat düşüp ikinci katta asılı kalmışım. Yine parça parça orada asılı olduğum anı hatırlıyorum. Bilinçsiz bir şekilde kazağımı takıldığı yerden kurtarmaya çalışıyordum. Ortalıkta olmadığımı bir süre sonra şirket çalışanları fark etmiş. Ve her yere baktıktan sonra beni orada bulmuşlar. Ağlamıyormuşum bile. Sonrası annem ve babam için büyük bir travma tabii. Çocukluğuyla ilgili çok hikayesi vardı aslında. Biraz yaramaz bir çocuktu. El Ele dergisine verdiği röportajda çocukluk yıllarını şöyle anlatmıştı. Çok güzel, doya doya bir çocukluk geçirdim. Oo, o kadar çok hikayem var ki. Sabahtan akşama kadar sokaktaydım. Annem fenalıklar geçirirdi. Ama ona teşekkür ediyorum. Sayesinde abimle çok özgür, özgüvenli bir çocukluk geçirdik. 4 yaşındayken giden arabadan düştüm. Bacağımın üstünden araba geçti. ''Baba, beni bırakıp nereye gidiyorsunuz?'' diye koşmuşum peşlerinden. Anlattığım zaman inanılmaz gözlerle bakılan hikayelerim var. Apartmanın demir kapısının menteşeli kısmına serçe parmağımı koyup, ''Şimdi bu kapı kendi kendine kapanacak. Kapanırken de elimi çekeceğim ama bakmayacağım.'' yapardım. Sıkışırdı tabii, hala parmağım yamuktur. Nehir Erdoğan, Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi'nde okudu. Bu yıllarda tiyatroyla tanıştı ve amatör olarak tiyatro oyunları için sahneye çıkmaya başladı. Ailesi konservatuar okumasına ya da İstanbul'a gelmesine izin vermiyordu. O da ailesini üzmemek için işletme okudu. Genel olarak ailesini üzmek istemeyen bir çocuktu. Ama en azından bunu İstanbul'da yaparsa, İzmir'deyken birlikte tiyatro yaptığı ve sonradan İstanbul'a gelen arkadaşlarıyla bir şekilde oyunculuk yapmaya başlayabileceğini düşünüyordu. Üniversite tercihlerini yaparken 17 tercihin 17'sini de İstanbul'dan yana kullanmıştı. Ama babasına ben bir tane yazmıştım, o tutmuş demişti. Tabii Nehir İstanbul'a gidecek diye bütün aile birbirine girmişti. Babasına göre İstanbul korkunç bir şehirdi. Ama ailelerinde yaş kaynaklı hiyerarşi vardı. En büyük amcasının sözü geçerdi. O da Nehir gidiyor deyince babasıyla birlikte İstanbul'a geldiler. Yurda yerleşti hemen. İlk senesini Avcılar'da sıkı denetim altındaki bir yurtta geçirdi. Eve çıkması kesinlikle yasaktı. Hatta yurdun müdiresine halasının adresi verilmişti. Sadece buraya gidebilir diye. Yurttan dışarı adımını attığı anda İzmir'e haber gidiyordu. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kurduğu İstanbul hayalleri gelir gelmez yıkılmıştı. El Ele dergisine verdiği röportajda o yıllarla ilgili şunları söylemişti. Üniversiteden çok arkadaşım olmadı, çok kaynaşamadım onlarla. Daha çok İstanbul'a benden önce ya da benimle aynı anda gelmiş, birlikte tiyatro yaptığım arkadaşlarım vardı. Bunlardan biri Evrim Akın'dır. Çok yakın arkadaşımdır. Onlar konservatuardaydılar ve birlikte vakit geçiriyorduk. İlk başlarda konservatuar isteğim vardı. Okulu bırakıp konservatuara gideceğim diyordum. Ama zamanla bir savunma mekanizması geliştirdim ve uzaklaşmaya başladım. İyi ki girmemişim demeye başladım. Kendim yapamadığım için aşağılamaya başladım. Çok klasik ve aptalca bir insan tepkisidir. Ta ki 27 Mart'ın Dünya Tiyatrolar Günü olduğunu unuttuğum bir güne kadar. Hemen kendimle yüzleştim. Ne yapıyorum, yapmak istediklerimden ne kadar uzaklaştım? Bir yolunu bulmam lazımdı. Ama babamı da üzmek istemiyordum. Aynı dönemlerde babamın hastalık haberi geldi. Onun için okula asıldım. En azından 4 yılda bitirip kendi isteğime yöneleyim diye. Bu sırada TRT'deki Telepazar programı denk geldi. Zorla izin aldım babamdan.
Söylediği gibi biz onu ilk olarak televizyon programlarında sunuculuk yaptığı günlerde tanıdık. 2001-2003 yılları arasında Evrim Akın'ın teklifiyle TRT'de canlı yayınlanan Telepazar adlı programda kültür, sanat, müzik ve spor üzerine haberler sundu. Her hafta 5 saat canlı yayın vardı ve bu onun için tam anlamıyla bir okuldu. Bu programın hemen ardından ilk oyunculuk deneyimini Koçum Benim adlı yapımla yaşadı. Nasıl başladığını Kelebeğe verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. O istek zaten hep vardı ama açıkçası bunun için çok fazla adım atmıyordum. Sunuculuk yaptığım Telepazar'daki arkadaşım Hilmi bir gün Koçum Benim adlı yeni bir diziden bahsetti ve bana oynamak ister misin diye sordu. O dönem üniversite son sınıftaydım ve derslerime çok ağırlık vermem gereken bir dönemdi. Ama görüşmeye gittiğimde çekimlerin sadece hafta sonları yapılacağını öğrendim. Küçücük başımla tek bir şartım vardı, dublajımı kendim yapmak, kendimi kendim seslendirmek. Bana daha önce dublaj yapıp yapmadığımı sordular. Hayır dedim ama yapabilirim. Başka türlü oyunculuk yaptığıma inanmazdım. Neyse ki bana inandılar. Böylece 47 bölüm sürecek olan ilk işim başladı. ...2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Sonra yüksek lisansı kazandı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde radyo, televizyon ve sinema üzerine yüksek lisans yaptı. Aslında lisans mezunu olduğunda medyada çalışmaya başlamıştı. Yüksek lisans bitene kadar hevesini almak istediğini söyledi. Ama sonra işler kontrolden çıktı ve oyunculuk onun yaşam şekli haline geldi. Kelebeğe verdiği röportajda şunları söylemişti güzel oyuncu. Öyle çok büyük başlıklı hedeflerim olmadı hiçbir zaman. İşletme okumak zorundaydım. Bir şekilde oyunculuk yapmak istiyordum. Bunun için İstanbul'a gelmem gerektiğini düşünüyordum ama benim oyunculuk yapmama izin vermedikleri gibi İstanbul'a gelmeme de izin vermiyorlardı. Ben de onların istediği bölümü yazarak bu bölümü İstanbul'da kazanarak en azından bu şehre gelmeyi başardım. Sonra okulumu tam zamanında 4 yılda bitirdim. Çünkü bir taraftan ailemi, özellikle babamı üzmek istemiyordum. Üniversite yıllarında kansere yakalanan babamın gözünün arkada kalmasını istemiyordum. Onun tek isteği biraz garantici bir yaklaşım da olsa kızının elinde ona göre geçerli bir diploması olmasıydı. Sonra hangi mesleği istersem seçebilirdim. Sonuçta biraz uzatılmış bir yol gibi dursa da ben hem ailemi üzmemeyi hem de kendi istediğim hayatta ilerlemeyi seçtim. Önce sevdiğim insanların içlerini rahatlattığım için ben de yolumda içim daha rahat ilerledim. Koçum Benim'deki ilk oyunculuk denemesinin ardından Hababam Sınıfı Merhaba, Estağfurullah Yokuşu gibi yapımlarda rol aldı. Dizi çekimleriyle eş zamanlı olarak 2003 yılında NTV'de yayınlanmaya başlayan Lifestyle sinema programının sunuculuğunu yaptı. 2004 yılı Mart ayında Show TV'de yayınlanan Popstar adlı programın sunuculuğunu üstlendi. 2004 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında Los Angeles'ta da boş durmadı. Bir yandan İngilizcesini geliştirdi, diğer yandan da Eric Morris oyunculuk sınıfına devam etti. Ama asıl büyük çıkışını 2004-2007 yıllarında yayınlanan Yabancı Damat adlı diziyle yaşadı. Nazlı Baklavacıoğlu karakterine hayat verdiği bu yapımda Özgür Çevik, Binnur Kaya, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Zeki Alasya, Arif Erkin, Engin Akyürek, Nilgün Belgün, Seray Gözler gibi isimlerle birlikte çalıştı. Tam anlamıyla şöhreti yakalamıştı. Hem de sadece Türkiye'de değil, Yunanistan'da da ciddi bir hayran kitlesi vardı. Yunanistan'a girişlerinde pasaport bile sormuyorlardı. Kozmo Türk'e verdiği röportajda diziyle ilgili şunları söylemişti. Yayınlandığı tarihte Yunanistan'da milli maç reytinglerini geçmiş, Yunanistan'la Türkiye arasında köprü olmuş. Etkisi üniversitelerde okutulmuş bir diziydi Yabancı Damat. Tabii ki çok önemliydi. Bugün hala insanların hatıralarında olması da bunu kanıtlıyor. Aynı diziyle ilgili Hürriyet Kelebeğe verdiği röportajdaysa şunları söylemişti. Bu yolda 100 basamak tırmandım diyebilirim. Ayrıca çok da düzgün bir proje. İçinde sevgi, hoşgörü gibi iyi duyguları barındırıyor. Kadroda da çok önemli insanlar yer alıyor. Ne Sumru Yavrucuk'tan, ne Zeki Alasya'dan, ne Erdal Özyağcılar'dan öğreneceğimiz şeyler biter. Çok verimli bir set. Bu sette üretim hiç bitmiyor. Kimse aman bir an önce çekelim de bitsin demiyor. Yunanistan'da da gerçekten çok fazla izliyorlar bizi. Oradaki bir vatandaş havaalanında valizlerimizi taşımamız için araba satın almış. İnanabiliyor musunuz? Bir de hiç pasaport sormadan diplomatlar bölümünden bizi içeri alıyorlar. Türkiye'ye dönüyorsun, pasaport soruyorlar. Orada ayrıcalıklarımız ortaya çıktı yani.
Yabancı Damat'tan sonra Okul, Tatlı Bela Fadime, Ay Işığı gibi yapımlarda başarısına başarı ekledi. Televizyon dizilerinde ve popüler filmlerde gösterdiği performanslardan sonra Amerika yolcusu olan genç oyuncu, 2008 yılında Hollywood yapımı ilk Türk filmi olan Meleğin Sırları'nda başrolü üstlendi. Filmde başrol oynaması için yönetmen Acılan Büyüktürkoğlu'ndan teklif almıştı. Güzel oyuncu bu filme dahil olma sürecini sinemalar.com'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Yönetmen Acılan Büyüktürkoğlu ile bu proje sebebiyle tanıştık. Ön görüşmenin ardından ki küçük bir oyunculuk sınavına da tabi tutulmuştum bu görüşmede, birlikte yol almaya karar verdik. Ardından gelen 3 yıl boyunca da Acılan ve eşi Leslie ile kimi zaman Amerika'da, kimi zaman Türkiye'de projeyle ilgili sık sık görüştük. 3-4 yıl önce alınmış bir karar olması sebebiyle senaryo ve benim karakterim üzerine Acılan'ın fikirlerinden çokça yararlanma şansım oldu. Aynı röportajda ünlü bir Hollywood yıldızıyla tanışıp kaynaşma şansınız oldu mu sorusuna ise şöyle cevap vermişti. 106 bölümlük bir dizinin final bölümünü bitirip ertesi gün ABD'ye uçtum. Orada uçaktan indiğimde hemen kostüm provasına gittim ve 5 saat uyuyup kendimi sette buldum. Sonra 1,5 ay boyunca günde 16 saat çalıştığım bir tempo başladı. Dolayısıyla değil bir Hollywood yıldızıyla tanışmak ve kaynaşmak, kaldığım evin sokağındaki market çalışanlarını bile görmedim. Usta oyuncu 2010 yılında tiroid bezindeki büyüme nedeniyle ameliyat masasına yatmıştı. Twitter'daki sayfasına yazdığı mesajla nodülünden alınan parçanın incelendiğini, sonucun temiz çıktığını ve ikinci bir ameliyata gerek kalmadığını duyurmuştu. Tüm direnişlerime rağmen operasyondan kaçmama izin vermeyen doktorum Profesör Doktor Mete Düren'in erken önlemi çok şey değiştirdi. Doktoruma varlığı için kalpten teşekkürü borç bilirim demişti. Profesör Doktor Mete Düren de Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı. Nehir Hanım geçtiğimiz gün ameliyat oldu. Operasyon çok iyi geçti. Şu anda hiçbir sorun yok. Sadece bazı nodüllerin kansere dönüşme riskleri var. Onları da ilaç tedavisi ve düzenli kontrollerle iyileştireceğiz. Atom tedavisine şu an gerek duymuyoruz. Hastamızın sağlık durumu da, morali de çok iyi. Yalnız hayatı boyunca ilaç kullanmak zorunda kalacak. Dizi ve film çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Erdoğan, Aşk Bir Hayal, Son, Silsile, Kod Adı Reaksiyon gibi yapımlarda rol aldı. Güzel Yıldız 7 Eylül 2014 tarihinde görüntü yönetmeni Ahmet Sesi Gürgil ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra Paris'te yaşamaya başlayan çift 2016 yılında yollarını ayırdı. Hürriyet'e verdiği röportajda Paris'te yaşadığı günlerle ilgili şunları söylemişti. İlk senemde 19 metrekare bir evde yaşadım. Bu sene Paris'te doğup büyüyen çocukluk arkadaşım Türkiye'ye gidince onun evine taşındım. Şimdi 20 metrekare. Her yer onun kitaplarıyla dolu bir odanın içindeyim. Vaktimin çoğu Sorbonne Üniversitesi'ne bağlı olan dil okulumda geçiyor. Sıkı bir okul. Haftada 3 kere sınavlarımız var. Çamaşır ve bulaşık makinem yok. Bu yüzden günlük işlerimi hallediyorum. Hava kışın çok soğuk ve karanlık. Koşarak eve gidip kitap okumak istiyorsunuz. Gece bastığı zaman da yalnızlık yüzünden melankolik zamanlar da oluyor. O zaman da düşünceden uzaklaşıp kalbini hatırlatıyorsun. Aklın daha hakim olduğu bir yerden ülkeme bakınca akıl ve duygunun bir arada olduğunu görüyorum. Türkiye inanılmaz inişli çıkışlı, çok daha çarpıcı ve renkli. İyi ki bu ülkede doğmuşum. Kısa süreli gidişlerim oldu ama hayatımın sonuna kadar da Türkiye'de yaşamak istiyorum. Paris'te olduğu günlerde dil eğitimi aldı. Dansa ve meditasyona merak sardı. Kendi deyimiyle hayata karşı bakışını esnetti. Türkiye'ye döndüğünde ise 2018 yılında yayın hayatına başlayan İkizler Memocan adlı yapımla yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Sonrasında Benim Adım Melek ve Sana Söz adlı yapımlarda başrol oynadı. Uyumayı çok seven Erdoğan, Kozmopolitan dergisine verdiği röportajda yakınlarınıza sorsak sizin hangi yönlerinizi sevmediklerini söylerler sorusuna şöyle yanıt vermişti. Hepsinin söyleyeceği tek bir şey vardır. Sabahları çok gıcıktır derler. Kötü uyanıyorum. Bunun olmaması için gerçekten çalıştım. Rüyalarımı gerçekmiş gibi görüyorum ve çok eğleniyorum. O rüyalardan kalkmak sanki başka bir dünyadan kopuyormuşum hissi veriyor bana. İki
2009 yılında Kozmopolitan dergisine verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla sevenlerini hem şaşırtan hem de korkutan Erdoğan, gelecekle ilgili endişeleriniz var mı sorusuna şöyle cevap vermişti. "Ben sadece mutlu olmak istiyorum, iyi niyet istiyorum. Kendimde bile iyi niyetli olmayan bir şey yakaladığımda çok mutsuz oluyorum. Bu anlamda kendimi çok didikliyorum. Onun dışında geleceğim ne olacak diye endişelerim yok. Hele kariyer zerre kadar umurumda değil. Bir şeyi yaparken tabii ki yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama bunların hepsi fani şeyler. Bana kalırsa ben erken yaşta öleceğim mesela. Öyle bir his var içimde. Ailemde kanserden çok kayıp olduğu için var olan bir korku bu büyük ihtimalle. Ben bu kadar olumsuz bakmak istemiyorum." Nehir Erdoğan, yeni neslin güzel ve başarılı oyuncularından biri. Oyunculuğun ana kriterinin güzellik olduğu ülkemizde farkını ortaya koyan, yeteneğini ön plana çıkarmayı başaran ender güzellerden. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz. (Gülüyor)